Sevgili arkadaşlar, Her İş Güzel YouTube kanalıma hoş geldiniz. Videomu izlemeden önce kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdiden teşekkür ediyorum sizlere. Bugün sizlere bir örnek göstereceğim. Yeleklerde, hırkalarda, kazaklarda kullanabilirsiniz. Ön çalışma şu şekilde yaptım sizlere. Alize Angora Gold kullandım. 3 numara şiş kullandım. Bir de kalın bir iplikle kullandım arkadaşlar. Bu da Alize Lana Gold. Biraz kalın. Hırka yapmak için böyle kalın kullanabilirsiniz. Etek uçlarına lastik yerine de geçebilir bu örnek. Komple de bu şekilde de yapabilirsiniz arkadaşlar. Kolay, zevkli bir örnektir. Sizlere anlatmaya çalışacağım. Örneğimiz 11 ilmekten meydana geliyor arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz bir örnek 11 tane ilmekten ve yanlarında birer tane yeni bir tane başlamak için birer tane ilmek ve kenarlarında da birer tane kenar ilmeği. Bunda da aynı şekilde arkadaşlar. İnce olduğu için daha farklı gözüküyor. Siz hangi ipten yapmak isterseniz o şekilde yapabilirsiniz. Hoş bir modeldir. Şimdi ben sizlere küçük bir şekilde iki tane örneği anlatmaya çalışacağım. Daha fazla zamanınızı almamak için. İki tane örnek ne demiştik? 11 ilmek demiştik. 11, 11, 22, 23, 24, 25. İki tane de kenar ilmekleri 27 tane ilmek attım. Şöyle başladım. 27 tane örnek atıp kenarlarında da birer tane kenar ilmeği yapıp sizlere göstereceğim arkadaşlar. Bu kullandığım ip saten bir ip. İlk ilmeğimizi boşalıyoruz arkadaşlar. Sonra bir tane örüyoruz. Bir tane artırıyoruz arkadaşlar. Dört tane düz örgü yapıyoruz. Dört tane. Bir tane boş il aldık, bir tane ördük, arttırdık, dört tane alıp ipimizi öne alıp üç ilmeği birden ön yüzden alıp içinden çıkartıp kesme işlemi uyguluyoruz arkadaşlar. İpimizi arkaya alıp bir, iki, 3, 4 tane. Ne demiştik? 11 ilmek demiştir. 4 bir tarafta, 4 bir tarafta, 3 tane de ortada kestik. 11 ilmek oldu arkadaşlar. Bir tane artırıyoruz. Burada tek bir tane örüyoruz. Bir tane artırıyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 tane. İpimizi öne alıyoruz. 3 tanesini birlikte alıp arkadaşlar içinden çıkartıp bırakıyoruz. Yine 1, 2, 3, 4 tane. Bir tane arttırıyoruz. Bir tane örüyoruz arkadaşlar. Bir tane de kenar ilmeğimiz. Kenarlarımızı yarım örnek götürürüz arkadaşlar. Yarım örnek, şu ortada gördüğünüz örneğin yarımını götürüyoruz. Diğer taraftan eklerken bunlar tam örnek olarak oluşuyor arkadaşlar. Arka sırasındayız. Arka sırası komple ters örgü çıkıyor arkadaşlar.
Tamam, kaçmış herhalde. Bak. Komple ters arkadaşlar. Hiçbir işlem uygulamıyoruz. Bütün ilmeklerimiz ters arkadaşlar. Yeleklerinizde, hırkalarınızda kullanabilirsiniz. Etek uçlarını lastik yerine bunu kullanabilirsiniz. Komple bunu da yapabilirsiniz. Yakalarda bunları kullanabilirsiniz arkadaşlar. Çok hoş oluyor. Evet, örneğin yüzündeyiz arkadaşlar. İlk ilmeğimizi, örneğimiz ön taraftan konuyor, unutmayalım arkadaşlar. Boşalıyoruz. Bir tane örmüştük. Arttırdığımızda örüyoruz arkadaşlar. Bir tane arttırıyoruz tekrardan. 1, 2, 3. İlk sıramızda 4 tane örmüştük yüzü. Şimdi 3 tane oldu arkadaşlar. İpimizi öne alıyoruz. Şu ortadaki 3 tanesini birlikte alıp çıkartıyoruz arkadaşlar. İpimizi arkaya alıyoruz. 1 2 3. Şurada bakın kestiğimiz bir tane arttırıyoruz. 1. Biraz önce bir tane örmüştük. Bunlar 3 tane oldu arkadaşlar. Kenarlardan arttırdığımız için şimdi bir tane de arttırıyoruz. 1 2 3 tane. İpimizi öne alıyoruz. Şurada bakın. Kestiğimiz 1 2 3. Bir, iki, üç arkadaşlar. Arttırıyoruz. Bir, bakın arkadaşlar. Arka sırasındayız. Arka sırası komple sıra sonuna kadar ters işlem arkadaşlar. Yüzündeyiz. Görmüş olduğunuz gibi.
Kenar ilmeğimizi boşalıyoruz. 1, 2, 3 tane oldu arkadaşlar. Bir tane arttırıyoruz. 2 tane örüyoruz düz. İpimizi öne alıp 3'ünü birden alıyoruz arkadaşlar. İpimizi arkaya alıyoruz. 2 tane. Bir tane arttırıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 tane arkadaşlar örüyoruz. Bir tane başladığımız 5 oldu. 1, 2 tane örüyoruz arkadaşlar. İpimizi ön alıyoruz. 3 tanesini birden alıyoruz arkadaşlar. İpimizi öne alıyoruz. 1, 2 tane. Bir tane arttırıyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3. Bir tane de kenar ilmeğimiz arkadaşlar. Arka sırası sıra sonuna kadar ters arkadaşlar. Arka sırada hiçbir işlem uygulamıyoruz. Bütün sıralar dahil. Ön yüzündeyiz. Kenarlarımız arttı arkadaşlar. Bir tane arttırıyoruz. Bir tane düz yapıyoruz. İpimizi öne alıyoruz. 3 tanesini birden alıyoruz arkadaşlar. İpimizi arkaya alıyoruz. Bir tane düz yapıyoruz. İlk ilmeğimizi boşalıyoruz. Arttırma yerine kadar düz örüyoruz arkadaşlar. Arttırma yerimiz bakın. Ortada 3 tane kaldı. İpimizi öne alıyoruz. Bir tane arttırıyoruz. 3'ünü birden alıyoruz. İpimizi arkaya alıyoruz. Bir tane arttırıyoruz. Örüyoruz. Bu ördüğümüz ilmekler toplamda 9 tane arkadaşlar. Birer tane de arttırdık, 11 tane
İlk başta 11 tane başladığımız işleme en başına dönüyoruz. Bakın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu baklava bitti, bu baklava başlıyor arkadaşlar. İpimizi öne alıyoruz. Bir tane arttırıyoruz. Üçünü birden alıyoruz. İpimizi arkaya alıp bir tane arttırıyoruz. Ve kenardaki bütün ilmekleri düz örüyoruz arkadaşlar. Kenarlarımızı yarım örnek koyacağız şimdi arkadaşlar. Bu örneğimiz bitti. Bu örneğimizden bir tane baklava çıkacak. Bu baklavamız küçülecek şimdi. Kesmeleri burada yapacağız şimdi. Arkasını örelim ters. Arkasını komple ters örelim arkadaşlar. Şimdi ilk ilmeğimiz kenar ilmeğimizde boşaldık arkadaşlar. İpimizi öne alıp iki tane birden ortalarda üç tane kenarda yarım götürdüğümüz için iki tanesini birlikte alıyoruz. İpimizi öne alıyoruz. Bir, iki, üç. 4 tane arkadaşlar unutmayın. Tam ortaya geldik bakın. Şu tekli olan tekrardan baklava yapmak için bir tane arttırıyoruz. Bir tane örüyoruz arkadaşlar. Bir tane arttırıyoruz. 1 2 3 4 Örneğimizi başlarken ne yapmıştık? 4 tane örmüştük. 3 tanesini aynı anda almıştık. Aynı işlemi tekrardan burada uyguluyoruz. 4 tane düz ördük. İpimizi öne aldık. 3 tanesini birlikte alıyoruz arkadaşlar. İpimizi arkaya alıp 4 tane. Bu sayıları şaşırmazsanız örneğiniz düzgün bir şekilde çıkar. Tam ortaya geldik bakın arkadaşlar. Şurası. 3 tane büzmüştük ya. Tek bir tane ipimiz kalmıştı, ilmeğimiz. Bir tane arttırıyoruz. Örüyoruz. Bir tane arttırıyoruz arkadaşlar. 1 2 3 4 tane ördük arkadaşlar. 4 tane örüp ipimizi öne alıp kenarda yarım örnek götürmek için iki taneyi birden alıp bir tane de kenar ilmeğimiz arkadaşlar. Burada başladık bakın. Şu işlemi burada uyguluyoruz. Arka sırasında yine ön yüzündeyiz arkadaşlar. İlk ilmeğimiz, kenar ilmeğimiz boşalıyoruz. Ne yapmıştık? İki tanesini kesmiştik yine aynı şekilde. Bir taraftan azalırken bir taraftan artıyor arkadaşlar. Üç ilmek yapıp
Bir tane arttırdık. 1, 2, 3. Bakın. 1, 2, 3. İlk sırada 4 yapmıştık. Her sırada birer tane azalıyor arkadaşlar. Unutmayın. 3 tanesini birlikte alıp 1, 2, 3. Bir tane arttırıyoruz. 1, 2, 3 arkadaşlar. Bir tane daha arttırıyoruz. 3 tane arkadaşlar. İpimizi öne alıyoruz. Bir tane kesiyoruz arkadaşlar. Kenarımız yarım ilmek, yarım örnek arkadaşlar. Bu şekilde devam ediyor. İlk kenar ilmeğimizi boşalıyoruz. İpimizi öne alıyoruz. İki tanesini kesiyoruz arkadaşlar. İpimizi arkaya alıyoruz. Bir, iki tane kaldı ilmeğimiz. Bir tane arttırıyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş tane oldu arkadaşlar. Bir tane arttırıyoruz. İki tane örüyoruz. İpimizi öne alıyoruz. Arttırıyoruz. Bir baklava başlarken öbür baklavayı kese kese küçültüyoruz arkadaşlar. Bir tane. Bir, iki. Kenarlarımızı yarım örnek denk getiriyoruz arkadaşlar. Unutmayın. Kenarlardan iki tane kesme, ortalardan üçer tane. Oluşmaya başladı. Görmüş olduğunuz gibi. Buralardan da şunlar oluşuyor. Arka sıraya ters gittik yine. Ön sıradayız arkadaşlar. Kenar ilmeğimizi aldık. İpimizi öne alıp arkadaşlar iki tanesini birden. Bir tane örüyoruz. Bir tane arttırıyoruz arkadaşlar. Ortadan diğer arttırmaya kadar düz örüyoruz arkadaşlar. Arttırdığımız ilmekler çoğalıp yeni baklavamızın oluşmasını sağlıyor arkadaşlar. Bir taneden başlayıp 1, 3, 5, 7, 9, 11 diye gidiyor arkadaşlar. Bir tane arttırdık. Bir tane ördük. İpimizi öne alıyoruz. Her zaman için ortada. Kestiğimiz ilmek. Bakın 3 tane kaldı. Diğer sırada hepsini birden keseceğiz arkadaşlar. Unutmayın. Baklava, bir baklava artarken diğer baklavaları azaltıyoruz. Bir tane. Sayılar da hep eşit olacak arkadaşlar. Örmüş olduğunuz, kesmiş olduğunuz sayılar her iki tarafta da eşit olacak arkadaşlar.
11 ilmekten meydana geliyor demiştik. Arkasına örnekler çıktı arkadaşlar. Bunu kenar düşünün. Öbür kenardan da girip diktiğiniz zaman bu ortadaki bütün baklava şekilde yan tarafları çıkacak arkadaşlar. Şimdi ben size ön yüzü tekrar anlatayım. İlk ilmeğimizi boşalıyoruz. İpimizi öne alıp son kesme sırasındayız artık. Yani bir baklavanın bitişi. Bir tane arttırdık. Ortada toplam 9 tane, 2 tane de arttırma, biri bir taraftan, biri diğer taraftan. Toplamda 11 tane ilmeğimiz oldu arkadaşlar. Yani bu ne demek? Tekrardan baklava başlamak için elde ettiğimiz sayı demek. İpimizi öne alıyoruz, bir tane arttırıyoruz. 3 tane kaldı bakın burada. Üçünü önden alıyoruz. İçinden çıkartıp ipimizi arkaya alıp bir tane arttırıp diğer baklavaya düz olanı geçiyoruz arkadaşlar. İpimizi öne alıyoruz, arttırıyoruz. İki tane son kenar ilmeğimiz. Baklava bu şekilde gidiyor arkadaşlar. Şunların ortalarından başlayacak, buralardan artacak arkadaşlar. Arkası ters. Bir sıra daha göstereyim size. Ön yüze geldik yine arkadaşlar. En baştaki uyguladığımız işlemin aynısını uygulayacağız arkadaşlar. Ne yapmıştık? İlk ilmeğimizi boşalmıştık arkadaşlar. Kenar ilmeğimiz. Bir tane örmüştük. Bir tane arttırmıştık arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. İpimizi öne almıştık. 3 tanesini birden alıp kesmiştik. İpimizi arkaya alıp 1, 2, 3. Unutmayın. Tek kalan ilmeğin iki yanlarından artma var. Bir tane de arttırıyorum. 1 2 3 4 tane arkadaşlar. İpimizi öne alıyoruz. Üçünü birden alırız arkadaşlar. Bir, 2, 3, 4 tane arkadaşlar. Bir tane artırıp bir tane düz örüyoruz. Bir de kenar ilmeğimiz var. Anlamışsınızdır inşallah arkadaşlar. Örneğimiz bir baklava biterken diğeri başlıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aynı işlem uygulanıyor. Geleklerin etek uçlarını yapabilirsiniz. Ben bakın böyle hırka çalışması yapmak için üstünü düz örgü ördüm. Altını lastik şeklini verdim. Bunu da bu şekilde yaptım. Komple yapabilirsiniz yeleklerinizi. Hoş bir modeldir.
Örmesi kolay. Bu da pamuk ipinden. Bakın arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşça kalın arkadaşlar.